Doruk Sağlık Grubu Olay Sağlık Kuşağı'nı sunar. Nisan Salı gününden herkese mutlu günler, sağlıklı günler, mutlu haftalar diliyoruz. Olay Sağlık programındayız yeniden sizlerle birlikte. Evet, yine stüdyomuzda bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çok değerli bir konuğumuz var yanımızda. Kalp hastalıklarını konuşacağız bugün. Kardiyoloji uzmanı Doktor Erkan Avcı bugün stüdyo konuğumuz. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam şimdi kısaca bir sizi tanıyalım ama onun öncesinde tabii bu arada izleyicilerimizin sorularını bize telefonla ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırabilirler. Onu da yeniden hatırlatmış olalım. Bugün kalp hastalıklarını konuşacağız. Koroner arter hastalığı. Hocam önce kısaca bir sizi tanıyalım. Ardından sorularımıza geçelim. Evet, ben Doruk Yıldırım Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Adım Erkan Avcı. 15 yıldır kardiyoloji uzmanıyım. Elimizden geldiği kadar sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Evet. Koroner arter hastalığı dediğimiz, yani koroner arterler kalbimizin atar damarları. Yani kalbimizi besleyen ana damarlarımız. Yaklaşık 3 milimetre çapında 3 tane ana damardan oluşuyor ve bunun birçok dalı var. Bunlar kalbimizi besliyor ki kalbimiz de vücudumuzu beslesin. O yüzden bunlara çok iyi bakmalıyız ki kalbimizde iyi çalışsın ve bütün vücudumuzun performansı iyi olsun. Bu üç ana damar dediğimiz damarların temelde diğer damarlardan bir farkı var. Bütün vücudumuzdaki damarlar kalbimiz kasılırken, kanı pompalarken, çalışırken bunlar tam tersi kalbimiz dinlenmeye geçtiğinde kanı alıyorlar. Bu yüzden de kan akımları diğer damarlara göre biraz daha yavaş. O yüzden de işte kolesterolden, yüksek tansiyon gibi risk faktörlerinden diğer damarlara göre daha çok zedeleniyorlar. Ve bu yüzden de dikkat etmemiz gereken şey onlara zarar verecek bütün risk faktörlerini bertaraf etmek. Evet, peki hocam biz koroner arter hastası olduğumuzu nasıl anlayacağız, nasıl anlarız? Genellikle herkes de şikayet yapmıyor aslında. Çoğu zaman bir doktora kontrol maksadıyla gittiğimizde çekilen bir kalp grafiğinden, çekilen bir ekokardiyografi dediğimiz kalp ultrasonundan veya bir efor testinden teşhis koyuyoruz biz. Fakat şikayet yapıyor mu? Evet, çok sayıda da şikayet yapıyor. Bazen belirtileri çok belirgin oluyor. Özellikle yürürken, bir efor sarf ettiğinizde, bir şeye çok üzüldüğünüzde, sıkıldığınızda gibi. Nabzınızın yükseldiği, vücudunuzun stres altında olduğu anlarda genellikle göğüsün ortasına gelen bir baskı, fenalık hissi, nefes darlığı. Şuralı bir şey oturdu deriz hocam. Aynen öyle. Böyle strese, sıkıntıya yani, girdiğimizde. İşte şey değildir genellikle kalp ağrısı. Bir noktaya batıyor. Küçük bir alanda oluştu. Çok anlık oldu, 5 saniyelik oldu değil de bir 5 dakika, 10 dakika bir baskı şeklinde. Ağrı, nefes darlığı, bazen çarpıntı, yorgunluk. Bunlar olduğu zaman özellikle evet ben de acaba olabilir mi diye düşünmek lazım. Evet hocam, aslında çok sondan sormam gereken soruları baştan soracağım. Yok, ama hocam kalp hastası olmamak için neler yapmalıyız? Yani yaşam tarzımızda nasıl değişiklikler olmalı? Şimdi kalp hastalığının temel risk faktörleri var. Yani bunların bazılarını biz değiştiremiyoruz. Hı hı. Bunlar nedir? Genetiğimizde varsa. Hakikaten hepimizin de kabul ettiği en önemli risk faktörü genetik. Genetik yatkınlık. Hı hı. Evet, şifrenizde bu yazılıysa o zaman çok daha fazla dikkat edeceğiz. İkincisi yaşımız. Yaşımız ilerledikçe bu daha da artıyor. Bunları değiştiremiyoruz. Ama diğer bütün risk faktörlerini değiştirebiliyoruz. Yani bunlardan en önemlisi yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara içimi, yüksek kolesterol ve hareketsiz yaşam. Evet. Bunlara dikkat edersek hepsi toplamda teker teker de risk faktörü, hele bir araya geldiğinde daha da yüksek bir risk oluşturuyorlar. Nedir? Yani tansiyon için yapabileceğimiz ilaçlarımızı düzgün kullanmak. Düzgün beslenme. Düzgün beslenme. Tuz oranımızı yemeklerimizde azaltmak. Azaltma. Ki biz çok tuz tüketen bir toplumuz. Evet, yani bütün yemeklerimizde hemen hemen var. O yüzden en azından ekstra tuzdan uzak kalma.
Belki hani içinde tuz olan maddeleri yemeğe az katma. Belki işte salça oranını azaltma gibi. İşte şeker hastası mıyız? Sık sık kontrol ettirme. Şeker hastasıysak ona göre beslenme veya onun tedavisini alma. Kolesterol yüksekliği varsa ona yönelik önlemler. Sigara, hani onu artık söylemeye gerek yok. Gerek Bütün yok. dünya konuşuyor bunu, sigara içmenin zararlarını. Bir de temelde risk faktörü gözükmeyen ama bütün riskleri arttıran bir risk faktörü var, stres. Hocam, Aslında bu mümkün değil stresten uzak evet, ama durmamız. şimdi tek başına mesela kitabı açtığınızda kalp risk faktörlerinde bu çok minimum risk faktörlerinde gözüküyor. Ama Stres mi? stres. Ama stres şunları getiriyor. Streslendiğimiz zaman tansiyonumuz yüksek oluyor. Daha kötü besleniyoruz. Streslenince insan daha kanına çabuk karışan şeker, daha doyurucu gıdaları yemek istiyor, daha sağlıksız yemek yiyor. Evet. Streslenince daha fazla sigara içiyor, daha az uyuyor. Çikolata çok tüketiyoruz Evet. mesela. Gerçi çikolata biraz daha farklı. Tatlı. Çikolata bazen faydalı Ben olduğu kendimden yanlar da var. söylüyorum hocam. Streslenince çok tatlı tüketeyim için. Ama çikolatanın içerisinde kakao yağı biraz farklı. O faydalı da olabiliyor. Ama yani stresi kesinlikle herkesin yönetmesi. Stresten kaçamayız. Ama yönetmemiz lazım. Bu ne demek? Yani bir ortama gireceğimizde veya bir olay başımıza geldiğinde bundan stresleneceğimizi bilmemiz gerekiyor. Böyle bir anda ne yapmamız gerektiği, ne yapmamız gerekmediğini önceden planlayıp en azından işte sigara daha az içip veya birisiyle muhabbet ederek vakiti geçirerek o anda daha az sigara içebiliriz. Veya onu işte gidip daha kalorili bir şey yiyeceksek dur geçiştireyim belki bir salata yiyeyim deyip en azından önlemler alabiliriz. Hocam hazır besin konusuna değinmişken bu son yıllarda artan bu kalp krizi oranlarını tamamen beslenmeye bağlı olduğunu söyleyebilir miyiz? Böyle bir şey mümkün mü? Ve özellikle erkeklerde çok daha fazla oluyor kalp krizi riski. Kesinlikle erkeklerde daha fazla. Bunun da yani en önemli sebepleri aslında beslenme. Çünkü risk faktörlerimize baktığımızda nedir? Şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kolesterol yüksekliği tamamen gıdalarla alakalı. Fakat şu da var. Yani bayanlarda kalp hastalığı daha az ama bayanlar daha tehlikeli geçiriyorlar. Evet. Onu da söylemek lazım. Bayanlar bir şeker hastası olduğu zaman veya diğer risk faktörleri arttığı zaman, hele sigara içtiği zaman erkekten daha sert yakalanıyor kalp hastalığında. Kalp krizi daha şiddetli geçebiliyor. O yüzden de artık çağımızda bence eşitlendi gibi. Bu yani basit önlemler aslında. Örnek veriyorum, hazır gıdalardan uzak durmamız gerekiyor. Paketlenmiş ürünler. Sonuçta o ürünler uzun süre dayanabilsin diye sahipleri, onları hazırlayan kişiler haklı olarak içine bazı katkı maddeleri katıyorlar. Bu katkı maddeleri de o gıdanın içerisindeki bulunan yağı bizim damarımıza daha çok yapışmasını sağlıyor. İçlerine tuz katılıyor. Biliyorsunuz belki binlerce yıldır insanlar yemekleri uzun dayansın diye tuzluyorlardı. Evet. Aynı mantık yine devam ediyor. Tadı çok tuzlu olmayan ama tuzlar kullanılıyor. Bu sefer biz hazır gıda tükettiğimizde daha yüksek oranda tuz alıyoruz. Bazı gıdaların içerisinde sodyum glutamat var. Sodyum kloridden biraz daha farklı. Tat veriyor yemeğe ama kendisi tuz. Mesela onu da yediğinizde belki yemek çok tuzlu değil ama siz tuz almış oluyorsunuz. İşte bu tarz hazır gıdalardan uzak durabilirsek daha başarılı oluruz. Herkesin söylediği temel beslenme alışkanlıkları var. İşte mutlaka taze sebze, taze meyve. Taze meyveyi de çok gene tüketmemek lazım. Özellikle şeker oranı, bildiğiniz aslında şeker gibi meyveler ama sebzede sıkıntı yok. Diyelim ki evde bir yemek hazırlayacağız. Bunu kızartma yerine belki bir haşlama, belki bir fırında yapma gibi tercih edebiliriz. Aslında bunlar ufak önlemler. Yemeğe tuz oranını daha az atabiliriz. Beyaz ekmek yerine daha esmer ekmek, tam buğday ekmeği gibi kana daha yavaş karışan Hocam, şekerlerden tüketebiliriz. bu zeytinyağı tüketimi daha sağlıklı diyorlar kalp açısından. Doğru mudur bu? Bitkisel yağ, tereyağı yerine zeytinyağı tüketimi. Şimdi yağlar kesinlikle zararlı değil vücut için. Gerekiyor. Yani bizim günlük öğünümüzde %30 yağ yememiz gerekiyor. Çünkü aslında kolesterol de tüketmemiz gerekiyor. Bütün hücrelerimizin zarı kolesterolden imal ediliyor. O yüzden hani kolesterol kötü değil. Çok yükselirse kötü.
Özellikle de zeytinyağı gibi yüksek kalitedeki yağlar bizim vücudumuza da kötü kolesterole dönüşmüyor. Kötü kolesterole dönüşmediği gibi iyi kolesterolü yükseltip kötü kolesterolün temizlenmesine de yardımcı olabiliyor. O yüzden hani yağ tüketmeyi azaltmak değil, kötü yağ tüketimini azaltmamız gerekiyor. İyi yağ tüketimini arttırmamız gerekiyor. Bunda da iyi yağ dediğinizde de tek iyi yağ var. Gerçekten zeytinyağı. Zeytinyağı. Yani. Hocam şimdi ben tabii bu koroner arter hastalığı ile ilgili şimdi hemen devam edeceğim. Son olarak şunu sormak istiyorum. Bu paketlenmiş ürünleri daha çok ofis çalışanları, biz gibi ofis çalışanları çok tüketiyor. Onun yerine nasıl bir beslenme önerebilirsiniz? Yani ben kendim de yapıyorum. Bugünkü öğlen yemeğimi ben dün akşamdan hazırladım, paketledim, hastaneye getirdim. Yani bu en temel bence çözüm yolu. Evet. Veya diyelim ki kendiniz getiremiyorsunuz. Yakınlarda güvendiğiniz, yani kendi firmanız yemek çıkarmıyorsa, daha sağlıklı yemek yaptığından emin oldunuz, daha sulu yemek yaptığından. İşte ona işte bir grup olarak anlaşarak hani orada yemeğinizi yaptırabilirsiniz. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Veya hiç olmadı. Yani taze salata evde hemen hazırlayıp onu iş yerinde tüketebiliriz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum bu arada. Ben şimdi devam etmek istiyorum. Bu Ne demek? koroner arter hastalığı önlenebilir bir hastalık mıdır? Kesinlikle koroner arter hastalığı önlenebilir bir hastalıktır. Çünkü hani sebebi belli. Genetik risk faktörü ve yaşımızın ilerlemesi haricindeki bütün hepsine biz müdahale edebiliyoruz. Birçok kişi tansiyonunu ölçüyor. Diyor ki 14.9, 15.9 çok da şikayetim yok. Başım da ağrımıyor. Ben bununla idare ediyorum. Ama o işte vücut onunla idare etmiyor. Hani önlenebilir mi? İşte önlenememesinin sebebi bizim ona duyarsız kalmamız. 15'e 9 bir tansiyon vücudumuza zarar veriyor. Ha mutlaka bunu düşürmemiz gerekiyor. İşte kan şekerimize baktık. 170 açlık kan şekerimiz. İyi ya ben çok da işte ağzım kurumuyor. Çok da sık tuvalete çıkmıyorum. Belirtileri de bende çok fazla değil. Şeker ilacı kullanmazsam da olur. Dediğimiz zaman işte o vücudumuza zarar veriyor. Aynı şekilde biraz önce de demiştim. Kolesterol aslında bizim için çok faydalı bir madde. Vücudumuzdaki birçok organ onu kullanıyor. Bazı hormonları biz kolesterolden üretiyoruz. Ama her şeyin fazlası zarar. Belli bir seviyenin üzerine geçtiği zaman onu da diyetle başaramıyorsak bazı yardımcı ilaçlarla hiç olmadı. Kolesterol düşürücü ilaçlarla düşürerek en azından risk faktörlerimizi azaltabiliriz. Hocam peki bu risk faktörlerini ilaç kullanmadan yapabilmek mümkün müdür? Böyle bir şey söz konusu mu? Evet yani bir de burada bir kelime kullanacağım. Yaşam tarzı değişikliği. Yani hep işte diyet yapalım diye bir kelime var. Diyet korkutucu oluyor biraz. Yani yaşam tarzı Ben de değişikliği. yapıyorum şu an diyet, o Evet yüzden yani güldüm. çünkü diyet deyince insan hep kafasında şöyle bir şey oluşuyor. Bir ay 2 ay yaparım sonra bırakırım. Bu sefer de bizim amacımız bütün ömür boyu sağlık. O yüzden yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. Hocam biz kadınlar diyeti daha çok zayıflamak anlamında. Erkekler daha çok sağlıklı yaşamak, kadınlar da zayıflamak aslında burada biraz çelişki var. Evet işte o yüzden diyet kelimesi o yüzden de mesela bir bayana siz diyet yapmanız gerekiyor dediği zaman o anlıyor ki zayıflayacağım. Çok az yiyeceğim, Çok az zayıflayacağım. yiyeceğim, zayıflayacağım. Bunu ne kadar yapabilirim? En fazla 2 ay. Bu sefer de o verimli olmuyor. Kalp sağlığında çünkü beslenme alışkanlığınızın çok uzun sürmesi lazım. Kötü kolesterolün düşüp iyi kolesterolün yükselebilmesi için. Belki 1 yıl, belki 2 yıl devam etmesi gerekiyor. O yüzden diyet kelimesini kullanmamaya gayret ediyorum ben Evet, sizin polikliniğimde. hastanenizden Fatma hocamıza da buradan selam söyleyelim. Diyet konusunda geldiğinde bizi çok bilgilendirmişti. Hocam peki koroner hastalığı nasıl tedavi edilecek? Tedavi yöntemlerinden biraz bahsedebilir miyiz tedavisinde? Yani koroner arter hastalığı çok komplike bir hastalık. Yani en önemlisi hani direkt onu tedavi etmek değil de işte her zaman için risk faktörlerini tedavi etmek. En önemlisi hani bir şey oluşmadan tedavi etmek. Ama artık uğraştınız oluştu. İşte hastamıza bir efor testi yaptık. Pozitif çıktı. Arkasından anjiyografi yaptık. Belki bir stent koyduk. Belki balon yaptık. Belki hiçbir şey yapmadık. Gördük darlıklar var ama ciddi değil. Burada hakikaten önemli faktörlerden birisi ilaçlar. Ha, ilaçlar gerçekten
çok mu önemli? İlaçlar doğru kullanıldığında çok önemli. Yanlış kullanıldığında evet yan etkileri var. Birçok kişi kullanmak istemiyor. Bizim kullandığımız bazı ilaçlarında kimisi öksürük yapabiliyor, kimisi ayağı şişirebiliyor, kimisi alerji Bu yapabiliyor. tarz yan etkileri oluyor yani. Oluyor. Ama doğru kullandığımız zaman faydaları çok büyük. Yani tansiyonunuz düşerek damarın üzerindeki o tansiyonun baskısını azalttığınızda damarın yırtılması engelleniyor. Yırtılmayınca üstünde pıhtı oluşmuyor. Krize neden olmuyor. Belki aldığınız çok düşük doz bir bebe aspirini bir damarınızda bir problem olduğunda üzerinde pıhtı oluşmasını engelleyerek sizi krizden kurtarabiliyor. Gibi çok büyük faydaları. Sadece o anda değil, kriz anı gibi düşünmemek lazım. Uzun vadede de rahatlatıyor. Evet. Hocam peki bu koroner anjiyografi ne gibi durumlarda gerekiyor? Genellikle aslında bu şeyde hastanın polikliniğe gelişinde biz bunu yani kişinin şikayetlerini üzerinden belirlemeye başlıyoruz. Evet. Anamnez diyoruz biz buna. Yani kişiyi sorguluyoruz biz aslında. Bir dedektif gibi. İşte şikayeti ne zaman başladı? Nasıl oldu? Yürürken mi oluyor? Göğsün ortasında mı? Yanma mı? Zaten kişi belli ediyor. Şikayeti belli ediyor. Sonrasında bazı testlerimiz var. İşte elektrokardiyografi. Çok basit bir test. Belki bir dakikada kişinin göğsüne bağladığınız elektrotlarla kollarına, bacaklarına çok net bir görüntü. Eğer ondan bir verim elde edemezsek efor testi yapıyoruz. Efor testinde kişiyi yoruyoruz. Yorulduğu zaman tabii kalbi de yoruluyor. Yorulan kalp eğer damarı darsa bir belirti veriyor efor testinde. Onu gördüğümüz zaman anjiyografi yapalım diyoruz. Bazen kalp ultrasonunda kalbin duvarlarının hareketinin bozulması, gücünün azalması, kapaklarındaki bozukluklar da evet biz bu hastaya koroner anjiyografi yapalım dedirtiyor. Bazen daha ileri testler bile gerekebiliyor. İşte nükleer sindigraf dediğimiz vücuda nükleer madde vererek de tespit edebiliyoruz. Evet. Ama neticede bütün testlerin amacı aslında biz bu hastaya koroner anjiyografi yapalım mı, yapmayalım mıya dayanıyor. Yani Evet. bazen de hiç şikayeti olmasa, testleri normalde çıksa çok yüksek riske sahip kişiler oluyor. Onlar da direkt koroner anjiyografi bile yapabiliyoruz. Evet hocam bir soru var. Nagihan Hanım soruyor. 55 yaşında kendisi İstanbul'da yaşıyor. Yıllarca hep paketli ürün, gıda tüketmiş ve emekli olduktan sonra da yaşam tarzında değişiklik yapmaya karar vermiş. Artık sağlıklı besleniyormuş. Soru şu, ben bu şekilde yaşam tarzımı sağlıklı beslenmeye devam ettirirsem eğer, normal damarlarım ne zaman normale dönecek? Ne zaman tam anlamıyla sağlıklı bir bireyim diyor. Ne zaman olacağım sağlıklı bir birey? Oluşan plaklar çok geri gitmiyorlar. Yani kalp damarımızda oluşan plakların gerilemesi çok zor. Yani diyette bazen ilaç bile versek, çok yoğun tedavi de yapsak kaybolmayabiliyor. Ama biz mesela koroner anjiyografide buna çok şahit oluyoruz. Yani hasta kalp kriziyle geliyor. Anjiyosunu yaptığımızda kalbin 3 ana damarından ikisi tamamen açık. Bir damarda da sadece %50 darlık. Ama o %50 tek damardaki darlıktan kalp krizi geçirebiliyor. Böyle bir risk var. Var. Neden? Çünkü damarın içindeki plak çok yumuşak. Üzerindeki kılıf sert değil, içindeki kolesterol oranı çok yumuşak. Bu damardaki yırtılmaya neden olabiliyor. Ama kişi kendine dikkat ederse, yani yaşımız hiç önemli değil. 70'te başladık dikkate, onun da faydası var. 80'de başladık, onun da faydası var. Yine başka bir örnek, koroner anjiyografi yapıyoruz. Kişinin 3 damarında da %80-90 birçok darlık var. Kan akımlarında ama ciddi bir azalma yok. Kişiye sorguluyoruz. Hiç yürürken problemi yok. Efor testi evet belki pozitif ama bir krize neden olmamış bugüne kadar. Kalbin gücü çok iyi. Ama bu kişi kendine dikkat etmiş. Oradaki plaklar stabilize olmuş. Yırtılmıyor. Kan akımını bozmuyor. O yüzden hani evet ben şimdi damarım gerilecek mi? Gerilemesi önemli değil. Kötüleşmesin ve plak stabilize olsun ki bir krize neden olmasın. O yüzden sağlıklı beslenecek her daim. Evet hocam, şimdi biraz stentlerden bahsetmek istiyorum. Bu koroner stentler ne kadar süre tedavimizi sağlamaktadır? Şimdi bizim tabii son yıllarda koroner arter hastalığında en iyi tedavi yöntemlerimizden birisi koroner Biraz koroner stentlerden bahsedecek olursak stentler. hocam. Koroner stentler çok uzun zamandır kullanılıyor. İlk başlarda hatta bir stent
kullanmıyorduk. Bir balonla sadece damarları genişletip bırakıyorduk. Benim mesleğe ilk başladığım zamanlarda stentler daha yeni kullanılıyordu. Stentler aslında bir özel yapılı, polimerize edilmiş, teflon, nitinol gibi maddelerden yapılmış maddeler. Bir balonun üzerine yüklenmiş oluyor bunlar. Ve damarın içerisinde biz bunu genişlettiğimizde açılıyor. Ve damardaki tıkanıklığı damarın dışına doğru itiyor. Zaman içerisinde de bunun içerisinde yeni bir damar hücresi üreyerek yeni bir damar oluşturuyor. Ve kan akımı sağlanmış oluyor. Yeni dönemde stentler özellikle bazı ilaçlar kullanılıyor. Stentlerin üzerine bu ilaçlar emdiriliyor. Biz bunu damara yerleştirdiğimizde bu ilaç salınmaya başlanıyor. Ve bu sayede o ilaç sayesinde stent etrafındaki hücrelerin hızla üreyip damarın içine gelip tekrardan tıkamasını veya bir pıhtı yapmasını engelleyerek erken dönemde tıkanmasını engelliyor. Özellikle bu stentleri tercih ediyoruz tabii biz artık. Bu sayede tıkanma oranları az oluyor ama bu stentlerin de şöyle bir özelliği var. İlaç bağımlı oluyorsunuz. Yani mutlaka onları açık tutacak pıhtılaşmayı engelleyici ilaçları biz onları veriyoruz hastalarımıza. En az bir yıl çok düzenli kullanmaları Hocam, gerekiyor. Hocam ilaç kullanmak zorunlu mu böyle bir durumda? Stent koyduktan sonra ilaç kullanmak zorunlu. Peki bunun bir risk, yan etkisi riski var mıdır hocam bu ilaçların? Ya vücut mesela hani belli bir ilaç, çok basit bir örnek olacak ama tabii, ne demek? Mesela benim başım ağrıdığında ben bir ilaç içiyorum. Aradan birkaç gün geçiyor, yine başım ağrıyor. Yine artık o ilaç bir yerden sonra etki etmiyor vücuda. Bağışıklık, çok alışıyor bağışıklık sistemim. Yani bunda da öyle bir şey olabilir mi hocam? Yok, bizim kullandığımız ilaçlarda bağışıklık olmuyor. Yani onlar sürekli olarak görevini yapan ilaçlar. Evet. Yani hiçbir zaman için onu vücut yenme ihtimali yok. Düzgün kullanırsa kişinin kendi çok ciddi bir pıhtılaşma problemi yoksa mesela kan sulandırıcılar en önemlisi. Çünkü stent pıhtı yaparak tıkıyor. İçine pıhtı üretiyor. O yüzden de kan sulandırıcı en az bir yıl çok düzenli kullanması gerekiyor. Bunlar çoğu zaman bir bebe aspirinden daha az yan etkili kan sulandırıcılar. O yüzden de kişinin daha önceden bir mide kanaması geçirdiyse, beyin kanaması geçirdiyse, yakın zamanda ciddi bir ameliyat geçirdiyse bunu biz işleme almadan önce soruyoruz. Bu tarz durumlarda hem bunlardan daha hafif olanı tercih ediyoruz, bazen de stent koymak yerine kişiyi bypass cerrahisine yönlendirebiliyoruz. Evet hocam, bir telefon bağlantımız var. İbrahim Sezgin bizi İzmir'den arıyor. İbrahim Bey, sağlıklı günler. Buyurun, sorunuzu alalım. Teşekkürler. Evet, alabiliriz sorunuzu. Ben tansiyonla hastasıyım ama tansiyonum kontrol altında. İlaç kullanıyorum. Ayda bir sefer bir gün süreyle çarpıntım oluyor. Sonra geçiyor, normale dönüyor. Sabahları en az 3-4 kilometre yürüyüş yapıyorum. Başka problemim yok. Ne çarpıntının sebebini bilmiyorum. Ayda bir kere olması neden kaynaklanıyor? Bunu soruyor hocam. Şöyle tabii ayda bir kere olması genellikle ritim bozukluğunu anımsatıyor. Yani o anda stresle mi oluyor veya bir yürürken mi oluyor, o önemli. Eğer hiçbir sebep yok, oturuyoruz, örnek veriyorum televizyon izliyoruz. O anda çarpıntımız oluyor ise bu genellikle stresten veya bir efordan tetiklenmiyor diye düşünüp bu daha çok bir ritim bozukluğu olabilir diye düşünüyoruz. Yani yürürken, hareket ederken veya bir olay karşısında çarpıntımız hepimizde olabiliyor. Yani onu çok dikkate almamak lazım. Ama dediğim gibi eğer böyle bir olay yokken rastlantı eseri, işte otobüs durağında bekliyoruz, stresimiz yok, eforumuz yok veya televizyon izliyoruz veya yemek yiyoruz, çarpıntımız oldu. Günlük hayata rutin şeyleri. Onu önemsememiz gerekiyor. Ritim bozuklukları genellikle kalbin kendi bir rahatsızlığı. Koroner arter hastalığında da olabiliyor ama kalp hastası veya damar hastası değilken de biz ritim bozukluğu olabilir. Onun için çok güzel testlerimiz var. Bunlardan bir tanesi 24 saatlik ritim holter. Bir gün boyunca kişinin her kalp atışını kaydediyor bu cihaz. Eğer böyle bir cihaz takılabilirse en mesela azından günlük yaşantımıza bunu takıp bir gün boyunca yaşıyoruz. Evet. Belki o çarpıntı anını yakalamasak bile onun tetikleyicileri olabiliyor. Onlar yakalanabiliyor. Bu sefer hastamıza önerebiliyoruz. Yani tansiyon ilacını ritimde düzenleyecek bir ilaçla değiştirerek
Bu sayede aslında hem tansiyonu kontrol edip hem de o çarpıntısından kurtarmış olabiliriz. Evet. Hocam teşekkür ediyorum. Dilerseniz kısa bir reklam arasına gidelim. Reklamın ardından Olay Sağlık Programı hocamıza, doktorumuza devam edecek. Doruk Sağlık Grubu'nun sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam edecek. Doruk Sağlık Grubu'nun sunduğu Olay Sağlık Kuşağı devam ediyor. Olay Sağlık Programı kaldığı yerden devam ediyor. Kalp hastalıklarını konuşuyorduk Erkan hocamızla. Hocam, şimdi stentlerden bahsettik. İsterseniz stent tedavisinden biraz daha bahsedelim. Bir de bu ilaç kaplı stentler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Son dönemde değil miyim de uzun zamandır aslında kullanıyoruz. Bunlar özel aslında kemoterapetik ilaçlar. Kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçların stentlerin üzerine bir kılıf olarak geçirilmesiyle üretilmiş stentler. Ve yanında bunu koyduktan sonra eğer bir yılda iyi bir kan sulandırıcı kullanırsak hakikaten tıkanma ihtimalleri çok düşük. Ve çoğu hastamızda kontrollerini yaptığımızda uzun süreli takip ettiğimiz hastalarda çok uzun dönem problemsiz gidebiliyoruz. Bunlar özel üretimli stentler. Diğer eski stentlerimiz de aslında ilaç kaplı. Onların bir kısmında da heparin dediğimiz kan sulandırıcı ilaçlar emdirilmiş. Fakat bu stentler dediğim gibi kemoterapi için kullanılan malzemeler, ilaçlar var üzerinde. Damarın etrafındaki hücrelerin hızlıca üreyip onun içine dolmasını engelliyor. Damarın kas hücrelerinin stente boğmasını engelliyor ve daha uzun süre açık kalmasını sağlıyor. Hatta bunlar oldukça riskli bölgelerdeki açılı damarlarda. Belki kişinin bir çok büyük krize neden olabilecek, çok ciddi darlıkları açmada da kullanabildiğimiz ve uzun dönem problemsiz gidebildiği için de sağlığını arttırabilen malzemeler. Bu stentlerin gelişmesiyle ek bir faydası daha oldu. Bazen kişinin kalp yetersizliği ileri düzeyde oluyor veya ciddi bir akciğer problemi oluyor. Bu ne zaman önemli? O kişiyi bypass'a alamıyor bu sefer. Anestezi altına dayanamıyor. Uzun süre anestezi veya bir kalp damar cerrahisine dayanamayacak hastalarda kritik damarlarına en azından stent koyarak açıyoruz. Ve bu sayede de kişiye daha konforlu bir yaşam sunabiliyoruz. Yan etkisi var mı? Bu maddeler, kemoterapetik ilaçlar çok bölgesel salınıyor. Evet. Diğer kemoterapetikler gibi vücuda verilmediği için de hiçbir şekilde o tarzda bir yan etkisi oluşmuyor. Yani hastalarımızın kafasında böyle soru işareti oluşabilir diye söylüyorum. O yüzden de güvenle kullanıyoruz ve son dönemde de artık birçok damarı biz bu stentle açıyoruz. Bazen direkt öncesinde balon bile yapmadan direkt stentle bile damar açılabiliyor. Evet hocam, peki koroner arter bypass cerrahisi hakkında biraz bizi bilgilendirir misiniz? Çok uzun yıllardır biz kardiyologların en büyük yardımcısı kalp damar cerrahlarıdır. Kalp damar cerrahı olmayan bir merkezde koroner anjiyografi yapmak çok doğru ve mantıklı bir iş değildir. Neden? Çünkü koroner anjiyografi sırasında bazen kişi kalp kriziyle de gelse, kalp krizi olmadan da damarında çok ciddi darlıklar görebiliyoruz. Bu stente uygun olmayabiliyor veya kalbin yapısı uygun olmayabiliyor. O zaman biz de kalp damar cerrahisinden yardım istiyoruz. Onlar da gelip işte koroner anjiyografi izledikten sonra hastayı hazırlayarak bazen çok acil bir şekilde, bazense hastanın öncesindeki risk faktörlerini değerlendirerek akciğer solunum problemi var mı? Kandaki pıhtılaşma hücrelerinin sayısı nasıl? Kansızlığı var mı? Çünkü ameliyat ciddi bir olay kalp damar cerrahisi. Boyun damarlarında bir darlık var mı? Çünkü beyin beslenmesi çok önemli kalp damar cerrahisi ameliyatı sırasında. Bunların önlemlerini alarak beraber ortak çalışıyoruz. Evet hocam, hatta bir izleyicimiz var. Arif Akça Bursa'dan arıyor bizi. Arif Bey, mutlu günler, sağlıklı günler. Buyurun sorunuzu teşekkür alalım. Teşekkür ederim. Ben bir şey danışmak istiyorum da, ben tansiyon hastasıyım. Evet. Tansiyon ilacı kullandığım halde gene tansiyonum çıkıyor. Bunun bir çaresi nedir? Bir de acaba kalbime zararı olur mu bu tansiyonun çıkıp binmesi? Evet. Teşekkürler. Evet hocam.
Şimdi tansiyonun kalbe sadece damarlara değil zararı. Zaman içerisinde uzun süre tansiyonumuz yüksek gittiği zaman kalp duvarları kalınlaşıyor. Kalınlaştığı zaman hareket etme kabiliyetini kaybediyor. Ve zaman içerisinde eğer bu kalınlık ilaçla biz tansiyonu düşüremezsek kalpte genişlemeye neden oluyor. Sadece tansiyon hastası olup kalp yetersizliği gelişen birçok hastamız var. Yani damar tıkanmadan bile tansiyonun kendisine zararı var. Aynı zamanda tansiyon yüksek gittiği zaman özellikle sadece bunu kalp olarak düşünmeyelim. Beyin damarlarında çok büyük zararlara ve inme dediğimiz felcin en önemli nedenlerinden birisi de yüksek tansiyon. Böbrek damarlarını zedeleyerek diyalize giren belki hastaların neredeyse dörtte biri yüksek tansiyon nedeniyle giriyorlar. Kontrolsüz tansiyon nedeniyle. Şimdi tansiyonu hani her zaman için insanlar şöyle umut ediyor. Ben de öyle. Bir ilaç alayım. Bu bir ilaç benim tansiyonumu Evet, o kadar ilaç alıyorum, inmedi dedi hocam. bazen ben hastalarım da biliyorlar. 4-5 ilaca kadar çıkabiliyorum. Tansiyonu düşürebilmek için. Evet. Çünkü tansiyonun tam olarak mekanizması vücutta çok belli değil. Kişiye göre çok değişiyor. Ama ne olursa olsun zararı aynı şekilde oluyor. O yüzden sabırla ilaçları değiştirerek, üçüncü ilaç, dördüncü ilaçtan tedirgin olmayarak önce ilaçları arttırıyoruz. Tansiyonu önce düşürüyoruz. Sonra düşük tansiyona vücut alıştıkça ilaçları tekrar azaltıyoruz. Evet. Çok nadiren tansiyonun bazı çok az nedeni bu şekilde aslında. Keşke bilebilsek ama bazı hormon hastalıkları, böbrek damar hastalıkları, böbrekteki bazı rahatsızlıklar da çok ilaç kullanmamıza rağmen tansiyonun düşmemesine neden olabiliyor. O zaman bunları da en azından bir gözden geçirmek gerekiyor. Yani en azından ilaçların değiştirmesini ben öneriyorum hastamıza. Eğer onlar da uygun gelmezse bu sefer bir böbreklerin en azından bir hormon rahatsızlığı var mı araştırılması gerekiyor. Gerekiyor. Hocam, şimdi şunu da sormak istiyorum. Bu bypass cerrahisinden bahsetmek istiyorum az önce yine. Bypass cerrahisini tercih edebilmek için damardaki bu daralmanın derecesinde önemli bir kriter mi peki? Evet yani şimdi bir kişi yani birçok hastamız da aynı şekilde biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Üç ana damarımız var. Bundan bir tanesi tıkalı ve stente uygunsa tabii ki onu bir stentle açalım. Çünkü çok kısa sürüyor. Göğüs kafesimiz açılmıyor. Ama kalbin sol ana damarı en önemli besleyici damarı. Bunda ciddi bir darlık varsa, diğer iki damarda da buna eşlik eden yine ciddi darlıklar varsa, bazen stent koyamayacağımız bölgede veya stent koyduğumuzda damara zedeleyeceğimiz bölgede darlıklar olabiliyor. O zamanlar biz yine kalp damar cerrahisine hastamızı yönlendiriyoruz. Özellikle şeker hastalığı olduğu zaman dünya kılavuzları da damarlardaki darlıklar bazen stente bile uygun olsa çok sayıda darlık varsa hastayı kalp damar cerrahisine yönlendirin diyor. O tarz durumda da birçok kişi şöyle soruyor hastalarımız. Bende şeker hastalığı var. Ameliyat benim için zor olmaz mı? Yaralarım iyileşmesi problem olur mu? Olmaz mı? Ama dünyada yapılmış bilimsel araştırmalar bunlar çok sayıda belki yüz binlerce hasta üzerinde yapılmış. Şeker hastalığında damar ciddiyeti daha az bile olsa bypass cerrahisinden daha çok fayda gördüğünü gösteriyor stentlere göre. Hocam peki bu daha çok hangi bölgeden damarları tercih ediyorsunuz Şimdi koroner bypass cerrahisinde? özellikle 10 yılda %95 başarıyla açık kalma oranıyla en yüksek damarlar göğüs kafesinin içinden meme dokusunu besleyen damarlar. Ameliyat sırasında kalp damar cerrahları onları göğüs kafesi içerisinde buluyor, temizliyor ve onu kalp damarına bypass yapıyor. O zaten kendisi kol damarından çıkan bir damar. Direkt atar damar olduğu için de kanı direkt alıp kalp damarına veriyor. Ve bu sayede kalp damarının beslenmesi daha güzel oluyor. Evet. Kol atar damarı, bacak toplar damarı kullanılıyor. Eğer kişi kendine dikkat ederse, ben bypass oldum deyip yemesine dikkat etmezse, ilaçlarını içmezse, Egzersizini yapmazsa. egzersizini yapmazsa o damarlar kısa sürede tıkanıyor ne olursa olsun. Ha, bacak damarı da olsa, kişi kendine dikkat ederse, özellikle kan sulandırıcısını hiç bırakmazsa,
Kolesterol ilacı ilk dönemde çok önemli. Kullanırsa, evet. tansiyonu, şekerini regüle ederse, yani kontrol altında tutarsa çok uzun yıllar. Yine 10 yıl içerisinde açıklık oranı %80-90'larda. Evet. Hocam peki ailemizde kalp hastası olmasa dahi, az önce genetik yatkınlıktan bahsetmiştik. İlk kontrolü hangi yaşta yaptırmalıyız? Bu biraz risk faktörlerine bağlı. Mesela benim yaşımda ben gidebilir miyim şu anda bu yaşta? Bayanlar biraz daha biz erkeklere göre daha şanslılar. Çünkü hormon seviyelerinin onlara sağladığı bir ekstra fayda var. Bir bayanda yani literatürlerde eğer çok ciddi bir risk faktörü yoksa 40 yaşından önce bir kalp damar tıkanıklığı görme ihtimalimiz düşük. Ama erken yaşta şeker hastalığı başladıysa, erken yaşta sigaraya başladıysa çok net 30 yaşından itibaren damarlarda tıkanıklık olma ihtimali başlıyor. Hocam bu soruyu niye sordum? Şunun için sordum. Artık gençlerde sigara kullanma oranı, alkol tüketim oranı çok 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 arttı. Yani son 6-7 yıldır bunu ben çevremde gözlemlediğim, yani gözlemlerimden yola çıkarak söylüyorum. Gençlerin artık yani lise çağında, hatta lise döneminden çok çok daha küçük yaşlarda artık sigara kullanıyorlar. Ve acaba çok daha erken yaşlara inebilir mi? Bu 30 yaştan da erken olabilir mi ilerleyen dönemlerde? Özellikle erkeklerde, bayanlarda çok daha nadiren görüyoruz ama evet. 25 yaşında, 26 yaşında, 30 yaşında çok sayıda hastamız stent, hatta bypass cerrahisine gidiyor. Dediğiniz gibi bu tamamen düzensiz yaşam. Evet. Kötü beslenme, sigaraya erken başlama, alkol, son dönemde de özellikle bağımlılık yapıcı bazı maddelerin kullanımı ki bu maddeler kişideki pıhtılaşma mekanizmasını arttırıyor. Artı kalp damarlarının spazma nedeni olarak çok daha erken yaşta krizleri görmemize neden oluyor. Ama evet. hani kişi sağlıklı yaşıyor, sigara içmiyor. Tansiyon, şeker hastalığı yok, kolesterolü çok yüksek değil ama ailesinde risk faktörü var. Ne olursa olsun 30 yaşından sonra mutlaka kendini kontrol ettirmeye başlaması gerekiyor bence. Peki hocam, koroner arter hastası bir kişi çocuklarını kaç yaşından itibaren kontrol ettirmeli? Yani dediğim gibi 30 yaşından önce aslında çok şey değil, mantıklı değil Yine ama aynı şekilde. Mutlaka 20'li yaşlarda da olsa bir kolesterol seviyesine bakmak lazım. Evet. Çünkü hakikaten genetik olarak bazı kolesterol seviyesi çok yüksek. Ki bu şekilde biz hastanemizde bir kolesterol yüksek hasta grubumuz var. Onları uzun yıllardır takip ediyoruz. Onlarda ailesel hiperlipidemi dediğimiz ama bir hastalık boyutunda bu. Hafif bir yükseklik değil. Oldukça ciddi bir yükseklik. Zaten o kişilere mutlaka ailesine daha 40'lı yaşlara varmadan anne baba çok yakınlarında ciddi kalp problemleri görüldüğü için biz onlara ayrı bir uyarıda bulunuyoruz. Çok daha sık görüyoruz. O yüzden hani 30 yaşından sonra, hani 20 yaşında bir kolesterollerimize bakalım. Ama 30 yaşından sonra ailemizde risk varsa belli periyotlarda, hiç olmadı 2 yılda bir kontrol ettirelim. Hocam şunu da sormak istiyorum. Şimdi genç nesilde, yani şu genç hastalarda kalp krizi çok çabuk şey olabiliyor. Nasıl söylesem? Hemen öldürebiliyor ama 70-80'li yaşlarda kolayca kurtulabiliyorlar. Bunun nedeni ne? Neden evet. yani genç yaşlarda aniden ölüme sebep oluyor bu hastalık? Şimdi toparlayabildim. Evet. Ne demek? Şimdi bu şey gibi düşünelim. Trafik gibi. Hı hı. 3 tane ana yolumuz var bizim. Bunlar erken yaşlarda ara yol yapmıyor. Yolların arasında ara bağlantı yolları gelişmemiş oluyor. Biz buna kolateral damarlar diyoruz. Evet. Yaşla birlikte bu damarlarda kan akışı yavaşladıkça birbirlerine yardım maksadıyla bunların arasında küçük damarlar gelişiyor. Kolateral damar dediğimiz. Bunlar zaman içerisinde kan akımı az da olsa bir kriz anında buradan az miktarda da olsa geçen kan o kişinin o bölgedeki kas dokusunun tamamen ölmesini engelliyor. Ve krizin ölümcül olmasını azaltıyor. Yani aslında vücudumuz yaşla beraber kendisine bir tür bypass yapmış oluyor. Hı hı. Ve bu küçük damarların sayesinde ilerleyen yaştaki krizin öldürme ihtimali azalmış oluyor. Ama varsa tabii, yani herkes için geçerli değil bu. Ama gençlerde bu oran çok daha düşük. Öyle olunca da geçirilen bir krizde o bölge tamamen kansız kaldığı için kas dokusu tamamen ölüyor. Hı hı.
Bir de bu şeye de bağlı aslında. Kişinin damarındaki tıkanıklık yavaş yavaş gelişirse de kolateral gelişimi daha fazla oluyor. Bir anda bir pıhtıyla tıkanınca da çok fazla ihtimal yok. Hocam programımızı kapatıyoruz. Son olarak vurgulamak istediğiniz bir iki cümle alabilir miyiz? Şunu hastalarımıza. Kesinlikle. İpler hala bizim elimizde. Ne demek bu? Biz eğer stresten uzak durabilirsek, stresimizi yönetebilirsek, beslenmemize dikkat edersek ve son dönemde bence en önemlisi hareketsiz yaşamımızdan kurtarabilirsek maalesef kendimizi. Yani günde en azından bir 40-45 dakikamızı nabzımızı yükseltecek bir yürüme, yüzme, ufak bir kültür fizik hareketlerini ayırabilirsek gelecekte daha sağlıklı olacağımız garanti. Sigarayı da ekliyoruz. Lütfen. Sigarayı artık bütün hastalarımıza ben hastalarıma çok net söylüyorum. Bütün dünyanın çok net üzerinde durduğu bir şey. Sigaranın sadece bize değil bütün vücuda zararı var. Hiç olmadı en azından ilk başta azaltmalarını öneriyorum ben. Evet. Yani kesemesek bile günde 2-3 taneye düşüp sonrasında kesmeye çabalamaları gerekiyor. Evet, hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Olay Sağlık programında umarım ilerleyen zamanlarda farklı bir konuda tekrar sizi burada ağırlama fırsatı buluruz. Şimdiden mutlu günler diliyorum ben sizlere. Evet, kardiyoloji uzmanı Doktor Erkan Avcı bugün bizim stüdyo konuğumuz. Olay Sağlık programından aktaracaklarımız bunlardı. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Doruk Sağlık Grubu, Olay Sağlık Kuşağı'nı sundu.